kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanıbaşınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal. Merhaba değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. İlk haberimizde başlıyorum. Aksaray'da belediye başkanının karıştığı ve bir kişinin ölümüyle 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasında belediye başkanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza dün Aksaray-Adana Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şambaz Çağlayan İdaresi'ndeki 60TG-261 plakalı otomobil, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'nın kullandığı 06DC-9643 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Şambaz Çağlayan olay yerinde hayatını kaybederken, Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya ile araçta bulunan Kazım Ç. ve Şaban Ç. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, tedavisinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz yıl kanserden vefat eden İl Jandarma Komutanı Murat Bilgiç için Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okutuldu. Arkadaşlar hayırlı cumalar diliyorum. Biliyorsunuz bizim Ali Bey'den önceki jandarma komutanımız Murat Bilgiç Bey kanser hastalığına yakalanmıştı. Ve bu hafta onun ölümünün sene-i devriyesi. Biz de Ulu Cami'de hatim okuttuk. Şu anda da o arkadaşımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Aksaray'a güzel hizmetleri oldu. Ben bu vesileyle tekrar ailesine sabırlar diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Böyle ilimize hizmet etmiş, Aksaray'ın kalbinde yer bulmuş insanları hayırla yad etmek güzel bir gelenek. Hem de şehrimize yakışan bir gelenek. Onun için jandarma komutanımız Ali Biber Bey'e de böyle bir
ince düşünceden dolayı huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hepimize hayırlı, mutlu ve huzurlu bir ömür nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaş'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2023 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı bütçesi üzerinde konuşma yaptı. Kaşlı yaptığı konuşmada Aksaray'da müstakil bir alan başkanlığı kurulmasını talep etti. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifiyle 2021 merkezi yönetim kesin hesap kanun teklifi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi ve heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, ülkemiz insanlık için ortak öneme sahip olan doğal, tarihi ve kültürel varlıkların sayısı ve çeşitliliğinde dünyanın en önde gelen coğrafyalarından biridir. Özellikle Kapadokya, kendine has kayalarla uyulu evleriyle, etkileyici coğrafyasıyla, son yıllarda gelişen balon turizmi ve doğa fotoğrafçılığı ile Türkiye'nin dünyaca bilinen turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kapadokya'da doğa ve tarih iç içe geçmiştir. Tarih boyunca peri bacalarının içine oyulan kilise, manastır ve evler asırlarca yıl ötesinden günümüze geçmişin izlerini ulaştırarak adeta geçmişle gelecek arasında bir köprü görevi görmektedir. Kapadokya'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunması, doğal kültürel zenginliğimizin ulusal ve uluslararası bir belgesidir. Ülkemizde doğal ve kültürel mirasın yer aldığı alanların korunması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmış olup, bu alanlar korunan alanlar olarak ilan edilmiş ve Kapadokya Alan Başkanlığı ihdas edilmiştir. Kapadokya Alan Başkanlığı 2025 stratejik planında da ifade edildiği üzere bölge temelli turizm ekonomisini güçlendirmek amacıyla yönetimin tanıtılması, denetim ve önleyici bir takım faaliyetlerle planlı bir gelişimin sağlanmasını temin etmiştir. Ancak daha önceki konuşmalarımda da belirttiğim üzere alan başkanlığının sınırları Kapadokya bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini kapsayacak şekilde belirlenmemiştir. 15 Mayıs 2019 ve 13 Aralık 2021'de bu kürsüde yaptığım konuşmalarda bahsettiğim üzere Kapadokya bölgesinin sınırları Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri illerinin kapladığı alandır. Dolayısıyla Kapadokya Alan Başkanlığı ile sınırlandırılan bölge oldukça dar bir alandan oluşmuş ve Aksaray Alan Başkanlığı sınırlarının dışında kalmıştır. Oysa Aksaray, Kapadokya'nın ana giriş kapısı, farklı inançlara ev sahipliği yapmış, dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan 14 kilometre uzunluğunda içerisinde yüzün üzerinde kilise ve kaya içi oyma yerleşim alanı bulunan Ihlara Vadisi ile Manastırlar ve Sofular Vadileri ile Selime Katedralı, Peri Bacaları ile çok sayıda yeraltı şehri ile eski kiliseleri ile bir doğa harikası ve kültür beşiğidir. Katolik çağdan günümüze kadar ulaşan yerleşim bölgesi olan Kapadokya'nın en karakteristik ve gizemli görüntüleriyle dimdik ayakta duran peri bacaları, Erciyes ve özellikle Hasan Dağı'nın tüflerinin rüzgar ve su gibi doğal unsurlarla buluşarak şekillenmesiyle oluşmuştur. Helvedere beldemizde bulunan ve bölgenin Efes antik kenti olmaya aday Nora antik kenti ile 8 asırlık mazisiyle Sultanhanı, Ağzı Karahan, Tepesi Delikan, Alayhan gibi önemli kervansarayları ile ve özellikle İç Anadolu'muzun ikinci büyük yüksek dağı olan hem bölgemizin hem de ülkemizin eşsiz bir doğa harikası, Türkiye'nin Davos'u olmaya aday, uluslararası yamaç paraşütü yarışmalarının yapılmakta olduğu Hasan Dağı ile Aksaray, Kapadokya'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği, açık hava müzesi niteliğindeki Ihlara Vadisi ve diğer tarihi miraslarımızın korunmaya alınmasının, Ihlara Vadisi'nin temin için Kapadokya Alan Başkanlığı'nın sınırlarının genişletilmesini veya Aksaray merkezli müstakil bir alan başkanlığının kurulmasını Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızdan Aksaraylı hemşerilerimiz adına talep ediyor. 2023 yılı bütçemizin devletimize, milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyor. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Eskil Tarım Ticaret Merkezi inşaat alanında üyelerle bir araya geldi.
Eskil Tarım Ticaret Merkezi inşaat alanında üyelerle bir araya gelen Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök yaptığı konuşmada 86.500 metrekare alan üzerinde 8 bloktan oluşan takriben 400 metrekare alan, 30 metrekare ofis olmak üzere idare bina, satış salonu, sosyal tesislerle birlikte toplam kapalı alan 32.000 metrekare civarında, açık alan olarak da 54.500 metre kullanım alanı hizmete sunulacaktır. Yaklaşık maliyeti 150 milyon TL civarındadır. 2023 yılının en büyük yatırımı siz sayın Eskirli iş adamlarımız sayesinde gerçekleşecektir dedi. Başta şunu söyleyeyim. Ben, siz ne kadar eskiliyseniz, ben de o kadar eskiliyim. Bunu herkes böyle bilsin. Şu an itibariyle 86.500 metrekare alan üzerinde 8 bloktan oluşan takriben 400 metrekare kapalı alanı olan 30 metrekare ofisi olmak üzere idari binası, satış salonu, sosyal tesislerle birlikte toplam kapalı alan 32.000 metrekare civarında olup yaklaşık olarak bu mekanların önünde 54.500 metrekare kullanım alanı hizmete sunulacaktır. Yaklaşık maliyet olarak biz Ticaret Borsası olarak Cumhuriyet'in 100. yılında 100 milyon harcayacağız demiştik. Yani 2023 yılında belediye başkanımızın ısrarlı talepleri borsa, eski borsa yönetimimiz Gürsel Keskin ve Zekeriya Tüzün'ün gayretli çalışmaları sonucunda Sayın Valimizin de destekli gayretleriyle birlikte bu mekanı Aksaray'a alacağımız 100. yılda 100 milyonu 150 milyon olarak birinci proje olarak bu projeyi Allah bize nasip etti. Çok kısa bir süre öncesinde temelini atmıştık. Bugün de görüyoruz ki bir bloğun birisi bitmiş, ikinci bloğun birisi de %30 seviyelerinde ilerleme kaydetmektedir. Bu başta Yeşiller firmasının sahibi Hüseyin Bey'i ve ekibini kutluyorum. Ve Aksaray Ticaret Borsası'nın kıymetli meclis üyelerini, esas olan siz bu yatırıma destek veren, sahip çıkan Eskilli borsa üyelerimizi kutluyorum. Burada yapılan yatırım kimse küçümsemesin. Eskil'in belki de 2023 yılında tek başına yapılan en büyük yatırımı. Ama biz bununla kalmadık. Burada da yazıda yazdığı gibi Aksaray Ticaret Borsası, Eskil Belediyesi işbirliği, güç birliğiyle gerçekleşen bu proje inşallah bununla kalmayacak. Bu proje 150 milyon. Dün itibariyle müracaatımızı belediye başkanımızla birlikte yaptık. 123 adet parselin alımı için Milli Emlak Çevre Bakanlığı'na müracaatımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde bize tescillenecek ve bununla birlikte 2023 yılının sonuna yakın Eskil'e 430 milyon lira tamamında bir proje gerçekleşecek. Ben diyorum ki işte Hodri Meydan. Burası hizmet alanı. Burası yatırım alanı. Burası er meydanı diyorum. Burada cesur girişimci ve güçlü tüccarlarımızın sayesinde yapılan bu projeler inşallah bununla kalmayıp Eskil'e her çakılan çivinin arkasında Aksaray Ticaret Borsası ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak ben Hamit Özkök kendimi bir Eskilli gibi, siz ne kadar Eskilliyseniz ben daha fazla Eskilliyim diyerek buraya hizmet etmenin gururunu, mutluluğunu yaşayacağım. Ben buradan beni destekleyen meclis üyelerime, belediye başkanıma, ekibine, inşaat firmasına ve buranın mimarlık mühendislik içini gerçekleştiren teknik ekibime çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu projelerde kalmayıp daha iyi projelerde buluşmak üzere bu organizasyonu da tertiplediği için firmamıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı mübarek olsun.
Kıymetli izleyiciler, Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinin yeni bölümlerinin bir kısmı Aksaray'daki Ihlara Vadisi'nde çekilmeye başlandı. Dizinin başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu vadiyi ziyarete gelenlerin de ilgi odağı oldu. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın incisi olarak adlandırılan tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi'nde yönetmenliğini Ali Bilgin'in yaptığı Yargı dizisinin yeni bölümlerinin bir kısmının çekimleri başladı. Avukat Ceylin karakterini oynayan Pınar Deniz ve savcı Ilgaz rolüne hayat veren Kaan Urgancıoğlu vadiye gelenlerin de ilgi odağı oldu. Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan da dizi ekibini ziyaret ederek kentin coğrafi işaret alan İncelek tatlısını ikram etti. Doğan, Aksaray'ın birçok bölgesinde dizi ve sinema filmi çekimleri yapıldığını, yapımcı ve yönetmenlerin doğal film platosu olarak nitelendirdikleri kente büyük ilgi gösterdiklerini söyledi. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada TRT'yi eleştirdi. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in grup toplantısında hayat pahalılığını dile getirdiği peynir, zeytin ve benzeri gıda maddelerinin kürsüye gelmesi sırasında TRT yayını kesmiştir. TRT bu yayını neden kesmiştir, niye kesmiştir, bu konuda kimlerden talimat almıştır? 5 milyona yakın seçmeni olan, şu anda da seçmen sayısıyla Türkiye'nin birinci parti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir parti genel başkanının grup toplantısını TRT'nin kesmesini şiddetle kınıyorum. Az önceki suskunluğum o kınamaya yöneliktir. TRT sadece AK Parti'ye oy veren seçmenlerin ödediği vergilerle giderlerini karşılamıyor. Bu memlekette yaşayan 85 milyondan aldığı vergilerle giderlerini karşılıyor, ayakta duruyor. Dolayısıyla her partiye, her vatandaşa, her görüşe saygı duymak zorundadır. Yine Demre'de İYİ Partili belediye başkanımız çocuklar okula aç gitmesin, çocuklar beslenme çantasından çıkaracağı ve kendisini mahcup edecek beslenme yüzünden arkadaşlar arasında küçük düşmemesi adına Demre Belediyesi öğrencilerimize sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği uygulaması yapmıştı. Ama yine bilinmeyen bir nedenle, bizce bilinen ama kamuoyuna açıklanmayan bir nedenle Demre Belediyesi'nin bu tamamlayalım lütfen. Demre Belediyesi'nin bu uygulamasına son verilmiştir. Ya aç çocukların doyurulması, çocukların beslenmesi, çocukların sağlıklı olarak yetişmesi ve gelecek günlerde safa sağlam bir nesil olarak vatanına, milletine, devletine, bayrağına hizmet edecek bu gençlere bunu çok görmek hangi hukuka, hangi vicdana sığar? Bunu yasaklayanları, hak ve hukuk peşinde koşan ve bunu savunduğunu iddia edenleri en büyük hak sahibi olan, en büyük ilahi adaleti sağlayan Cenab-ı Hakk'a havale ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Ramazan Kaşlı Ortaköy Pirli Köyü'nden hemşerimiz Gazi Piyade Uzman Çavuş Hamdi Özcan'ı Gata'da ziyaret etti. Bir süre önce Pençekilit Harekatı bölgesinde yaralanan ve tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden Aksaray Ortaköy Pirli Köyü'nden hemşerimiz Gazi Piyade Uzman Çavuş Hamdi Özcan ve ailesine Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'le birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Aksaray'daki STK platformları cuma namazı sonrası Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri kapsamında basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Değerli basın mensupları, saygıdeğer Aksaray halkımız, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün kanayan bir yara için buradayız. Mazlumu tutup kaldırmak için buradayız.
Adam aldırmada geç git demediğimiz için buradayız. Doğu Türkistan için buradayız. Bu vesileyle bugün burada yeryüzünde zulüm bittiği güne kadar susmayacağız. Bizim gücümüz buna yetiyor. Biz bu adımı atıyoruz. Rabbimiz yardımcımız olsun. İnşallah tesirini halk eylesin diyorum. Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri. Çin hükümeti özellikle 2017 yılından beri sayılarının 1200'ü geçtiği belirtilen toplama kamplarında 1 ila 3 milyon kişiyi zorla alıkoyuyor. Çin zulmünün açıkça diğer adı adım adım soykırımdır. Doğu Türkistanlılar inanmadıkları Çin Komünist Partisi ideolojisinin söylemlerini, marş ve şiirlerini ezberlemek zorunda bırakılıyor. Sanki bir dinmiş gibi Çin Komünist Partisi'nin liderine saygıya zorlanıyorlar. Biz burada Uygur'u, Kazak'ı, Kırgız'ı, Hui'siyle İslam inancına mensup insanları ırkçı bir yaklaşımla topyekün ortadan kaldırmayı hedefleyen, Çin'in soykırım içeren uygulamalarından vazgeçmek adına bir kanaat oluşturmayı hedefliyoruz. Ülkesi Bosna'da nice soykırımlara şahitlik eden rahmetli Ali İzzet Begoviç, unutulan soykırım tekrarlanır diyor. Hiçbir soykırım elbette unutulmasın ve insanlık ailesi bir daha asla soykırımlarla yüz yüze kalmasın doğasıyla Çin'in bu zulmüne karşı ulusal ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa çağırıyoruz. Doğu Türkistan bir etnik gruba karşı girişilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olmakta. 2016 yılından bu yana 1 ila 3 milyon Uygur toplama kamplarında hürriyetlerinden yoksun bırakıldı. İşçi kölelere dönüştürüldüler ve kısırlaştırma programlarının hedefi oldular. Uygurlar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya bulunmaktadır. Çin'in Uygur bölgesinde uyguladığı terörle savaş ve güvenlik merkezli politikaları Uygur toplumunun kültürel kimliklerinden, dini inançlarından sıyrılmış ve terbiye edilmiş makul vatandaşlar haline getirecek kitlesel bir sosyal mühendislik projesi olarak görülmelidir. Uygur bölgesinde Uygurca tüm eğitim kurumlarından kaldırılmış, din eğitimi ve öğretimi yasaklanmış, Kur'an-ı Kerim dahil dini kitapları bulundurmak ve okumak, ibadet etmek, sakal bırakmak, başörtü, uzun etek gibi dini kisveler kullanmak yasaklanmıştır. Şimdi bir de bu zulümlere Çin hükümetinin irrasyonel sıfır Covid bahanesi nedeniyle eve kapatılma zorunluluğu eklendi. Evlerinin kapıları kaynak makineleriyle kapatılmakta, insanların en temel ihtiyaçlarını gidermek için dahi dışarı çıkmalarına müsaade edilmemektedir. En son yaşanan elim yangın faciası ve Çinli görevlilerin bu faciaya seyirci kalmaları bir kez daha göstermiştir ki Çin Komünist Partisi ve yönetimi zalim ve katildir. Peki biz ne yapmalıyız? Çin, Doğu Türkistan'da uygulamalarından açıkça anlaşıldığı üzere Han milletinin üstünlüğüne dayanan ırkçı bir devlettir. Doğu Türkistan'da Uygur, Kazak, Kırgız olmak bugün adeta suç telakki edilmekte ve insanlar peşinen düşman ve terörist olarak yaftalanmaktadır. Öncelikle Çin'in bu tutumundan derhal vazgeçmesi gerektiğini ilkesel olarak hem uluslararası toplumun hem de kamuoyunun kabul etmesi gerekmektedir. Doğu Türkistan'da kurulan Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer azınlık gruplarının evlerinin içine kadar takip edilmesini sağlayan yüksek teknoloji ürünü, takip ve gözetleme sistemleri derhal kaldırılmalı. Sokak sokak, cadde cadde, ev ev bu uygulamaları yapan 1400'ü aşkın güvenlik şirketi bölgeden çekilmelidir. Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nü ve bağımsız sağlık kurumlarını derhal kamplara davet etmelidir. Birleşmiş Milletler, Çin'in insan haklarını ayaklar altına alan toplama kampları vahşetini derhal durduracak sahici adımlar atmalıdır.
Çin'in veto engelini aşabilecek önlemler getirilmelidir. Toplama kampları utancından kurtuluncaya kadar tüm ülkeler Çin ile siyasi, ticari, askeri bağlarını koparmalıdır. Çin'in en büyük ticari ortağı İslam dünyasıdır. Bu çerçevede ekonomik yaptırım mekanizmalarının etkinliği göz ardı edilmemelidir. İslam dünyası ve medya kuruluşları Doğu Türkistan'daki hak ihlallerini yok görmekten vazgeçmeli ve bu konuya derhal ilgi göstermelidirler. Doğu Türkistan konusunda İslam dünyasının çatı kuruluşu olan İslam İşbirliği Teşkilatı adeta yok hükmündedir. İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluş amacına uygun hareket etmelidir. Zira teşkilatın mevcut tutumu Çin'i daha da cesaretlendirmektedir. Aksaray Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ARGE Proje Pazarı ödül töreni yine tamamlandı. Aksaray Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ARGE Proje Pazarı ödül töreniyle tamamlandı. Öğrenci kategorisinde Abdülkadir Mete, girişimci kategorisinde ise Fatih Özkaynak birinci oldu. Aksaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Şahin, organizasyona projeleriyle katılımlara ve etkinliğin düzenlenmesine emek verenlere teşekkür ettiklerini söyledi. ARGE çalışmalarının uzun soluklu bir yolculuk olduğunu, öğrencilerin ve girişimcilerin proje üretimi odaklı çalışmaya devam etmesi gerektiğini kaydeden Şahin, ülke genelinde ASÜ gibi pek çok üniversitede proje pazarı benzeri faaliyetler yapılıyor. Arkadaşlarımız mutlaka farklı organizasyonlarda da kendilerini ve projelerini göstermeliler. Hem yaşadığımız şehirlere hem de yaşadığımız ülkeye ve insanlığa katkı sunmak için güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bu rekabet içine giren tüm proje sahiplerini ve ekiplerini kutluyoruz dedi. Yapılan konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. İlk olarak öğrenci kategorisinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Bu kategorinin birincisi Abdülkadir Mete, ikincisi Emir Özcan, üçüncüsü ise Burak Rende oldu. 12 öğrenci ise mansiyon ödülüne layık görüldü. İsimler şöyle: Cihan Kalbur, Elif Çiçek, Furkan Zambak, Merve Ala, Nisanur Maviş Hergüner, Utku Kurtkaya, Buse Erol, Tuana Haşar, Emine Ünver, Amine Kaymak, Hasan Serdar Balaban ve Ali Can Çolak. Bu kategoride birinciye 3000, ikinciye 2000, üçüncüye 1000 ve mansiyon sahiplerine de 500 liralık hediye çekleriyle belge ve plaket takdim edildi. Girişimci kategorisinde ise birinciliği Fatih Özkaynak, ikinciliği Caner Soylukan, üçüncülüğü Erdi Buluş, mansiyon ödülünü de Zeynep Ak aldı. Kategori birincisine 10.000, ikincisine 5.000, üçüncüsüne 2.500 ve mansiyon sahibine 1.000 liralık hediye çeki verildi. Ayrıca bu kategoride Termoform temsilcisi Alp Ersoy birinciye tam, ikinciye yarım ve üçüncüye de çeyrek altın hediye etti. Tören değerlendirme komitesinde yer alan Profesör Doktor Levent Altaş, Profesör Doktor Hacı Özışık, Doktor Öğretim Üyesi Atilla Emre Coşkun, Alp Ersoy ve Uygar Aksu ile sponsor firmalar olan ATSO Başkan Yardımcısı Tuğrul Kalkan, Kuzeyboru temsilcisi Emine Seldüz, Termoform temsilcisi Alp Ersoy, Liva Sigorta temsilcisi Funda Baydar, MK Speaker temsilcisi Kadir Evlen, Baydemir Saç Profil temsilcisi Serkan Öngün ve Seka Otomotiv temsilcisi Rıza Serte belge ve plaket takdimiyle tamamlandı. Başımıza icat çıkaranları arıyoruz sloganıyla düzenlenen etkinlikte 47 girişimcinin 61 projesi beğeniye sunuldu. Düzenlenen etkinliğe Aksaray İdare Mahkemesi Başkanı Yakup Camgöz, iş insanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Gelmesine katkı sunan TÜBİTAK başvurusu aşamasından buraya katılanların seçilmesine, daha sonra dün gezdiğimiz alanların oluşturulmasından şu an programın kapanış aşamasına kadar emek veren herkese, çünkü burada saymaya kalkarsak muhtemelen pek çok arkadaşın ismini unutacağız, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İkincisi, yine bu programın özellikle şu aşamasındaki ödül kısmına katkı sunan çok sayıda kurum var. Onların ismini sayarsam muhtemelen bir kısmı eksik kalır.
Onlara da çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir de şöyle bir teselli konuşması yapmam gerekiyor herhalde. Şimdi yaklaşık 60'ın üzerinde arkadaşımız bu programa katıldı. Bunların bir kısmı mansiyon ödülü aldı, bir kısmı dereceye girdi, bir kısmı da dereceye giremedi haliyle. Şimdi eksiklerimizi tamamlayacağız. En nihayetinde hem bulunduğumuz şehre, hem yaşadığımız ülkeye, hem de insanlara katkı sunmak için güzel işler yapmaya, yararlı işler yapmaya devam edeceğiz. Bu sürece katkı veren, yani bu yarışa, daha doğrusu bu tatlı rekabete giren arkadaşlar her birisini kutluyorum. Dereceye alan, dereceye giren hem mansiyon hem de birinci, ikinci, üçüncü olan arkadaşları da tebrik ediyorum. Şimdi bakalım kim ikinci olacak? Girişimci kategorisi ikincisi Caner Soylukan, hemoglobin tayini için yeni bir kit tasarımını yapıyor. Kıymetli misafirlerimiz, ikincilik ödülü alan girişimcimiz 5000 TL'lik ödül ve Termofor şirketi tarafından yarım altın ile ödüllendirilecektir. Teşekkür ederiz. İYİ Parti İl Başkanı Şevki Koçak seçim sürecini ve ülke gündemini değerlendirdi. Başkan Koçak, 22 Ocak'ta yapılacak olan il başkanlığı seçimi hakkında ise 600 delegenin oyuyla yeni il başkanımızı seçeceğiz. Kongre öncesi aday olmak isteyen arkadaşlarımızın müracaatlarını bekliyoruz. Şu ana kadar bize ulaşmış bir başkan adayla müracaatı yok dedi. Aksaray İYİ Parti İl Başkanı Şevki Koçak var. Sayın Başkanım, kongre süreciniz, seçim süreciniz nasıl gidiyor? Bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi 6 ilçe ve bir de merkez ilçe kongremiz var. Sadece merkez ilçe kongremizi de tamamladık. Diğer ilçelerimizi de tamamladık. Bundan sonrası yapılacak il başkanlığı seçimimiz var. O da 22 Ocak'ta yapılacak. Bu resmi program değil henüz ama bir taslak program var bu. Şu andaki bize bildirilen taslak programdaki gün 22 Ocak. Ama yani bu değişebilir genel merkezimiz tarafından. 22 Ocak'ta 600 delegemiz var. 600 delegemiz oy kullanacaklar. Kim uygun görürlerse il başkanımızı seçeceğiz. Kongre sürecimizi de tamamlamış olacağız bu vesileyle. Peki şu an aday adaylığı süreci nasıl işliyor? Kimler var, kimler yok? Bizlere onlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi aday adaylığı süreci şöyle işliyor. Hem siyasi partiler yasası gereği hem de bizim tüzüğümüz gereği kongrenin olacağı gün divan oluşturulduktan sonra aday olmak isteyen kişiler ben de adayım diye orada müracaat edebiliyorlar. O gün o güne kadar adaylık süreci devam ediyor. Şu anda ben adayım diye herhangi bize bir bilgi gelmedi, herhangi bir müracaat olmadı. Ama süreç daha devam edecek, epey de zamanımız var. İnşallah o güne kadar en kısa zamanda en iyi şekilde kongremizi tamamlayacağız. Peki bu süreç içerisinde istifalar olacak mı? İYİ Parti'de gelecekte bir istifa söz konusu olur mu? Hayır, şimdi şöyle, bizim genel merkezimizin aldığı kararla, genel başkanımızın aldığı kararla milletvekili adaylarımız il başkanlıklarına ilde aday olmayacaklar. Zaten birinci sebep de bu. Kongre kararı almamızın birinci sebebi de bu. Milletvekili aday olmak isteyenler il başkanlıklarında görev alamayacaklar. Birinci sebep bu. Hem bu partimizdeki bir karmaşayı önlemek, daha önceki yaşadığımız seçimlerde aday olmak için İl başkanlıklarımız görevlerine istifa ettikleri zaman tabii teşkilatlarımızda haliyle bir boşluk oluştu burada. Buna tekrardan meydan vermemek için sadece milletvekili adayı olmayı düşünen arkadaşlarımız burada ilde kongrede aday olamayacaklar. Buradan söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kongre süreçleri sıkıntılı süreçlerdir her şeyden önce. Yani burada bir kazanan olur, bir kaybeden olur. Biz bütün gayemiz, şu andaki mevcut yönetimimizin de bütün gayemiz bizim. Hiçbir kırgınlığa, dargınlığa meydan vermeden, efendime söyleyeyim, seçim sürecine kadar partimizi birlik ve bütünlük, beraberlik içerisinde seçim sürecine taşımaktır.
İnşallah bunu da yapacağımızı düşünüyorum. Bizim şu anda herhangi bir sıkıntımız da yok. Sürecimiz olduğu gibi devam ediyor. İl başkanını da yaparak, il başkanı seçimimizi de yaparak bundan sonraki sürecimizi tamamlayacağız. İnşallah genel seçimlere, yapılacak önümüzdeki genel seçimlere Aksaray'ımızı en güzel şekilde temsil edecek bir yönetim kurulu oluşturacağız ve burada da çok başarılı olacağımızı düşünüyorum ben. İnşallah seçimlerde de bütün Türkiye genelinde olduğu gibi Aksaray'da da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Buradan Sayın Müdürüm Sedat Eker Bey olmak üzere başta sizlere çok teşekkür ediyorum. Görevinizde başarılar diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın efendim. Kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Etmangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanı başınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Etmangal.